Evet merhabalar. Bu videomuzda stringleri biraz daha derinlemesine giriş yapacağız. Çeşitli string metotlarını öğreneceğiz. Fakat öğrenmeye başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu metotları ezberlemeye çalışmayın. Sadece böyle bir metodun olduğunu bilmeniz aslında yeterli. Burada göstereceğim bir sürü metot var. Daha sonra bunu unuttuğunuz anda, yani ihtiyacınız olduğu anda unutabilirsiniz, sorun yok. Gelip bu videodan bakabilirsiniz veya internete de araştırabilirsiniz tabii ki. Sadece böyle bir metot olduğunu ve bu şekilde kullanıldığını bilmeniz yeterli. Öncelikle biz A denilen bir değişken tanımlamak istiyorum. Nasıl bir string tanımlaması yapıyorduk? Genelde şey kullanıyorduk, tırnak kullanıyorduk. Test yazalım mesela ve bunu konsola yazdıralım. Konsola yazmayı da görmüştük. Console.log A diyelim. Ve notTest.js diyelim. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Yalnızca yani string'leri aslında tanımlamanın 3 hatta 4 yolu var ama 4. en son göstereceğim. Bir yolu bu. İkinci yolu ise küçük normal bu tekli tırnak da kullanabiliyoruz. Bunun aslında yani iki farklı bu şekilde yani çift tırnak veya tek tırnak olmasının sebebi siz sonuçta stringinizin içerisinde tırnak işareti kullanmak isteyebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki ben burada mesela Ali'nin diyeceğim ve burada bakın bir tırnak işareti kullanmam gerekiyor. Veya belli bir şeyi ben tırnak içerisinde yani çift tırnak içerisinde almak istiyorum. Bu sefer stringi tek tırnakla başlatıp ne bileyim x kişisi şöyle 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 söyledi dediğim zaman ben bunu çift tırnak içerisine almak isteyebilirim. Bu şekilde çift tırnak kullanmamız gerekirse biz bu string'i başına ve sonuna tek tırnak koyabiliriz veya tam tersi durumuna geçerli. Bu ilk iki yöntemde hatta şöyle diyelim. Test. Şöyle yapacağım hatta bir saniye. Bir var A yapıp daha sonra düzenleyeceğim. Şu şekilde tanımlama yapabiliyorduk. Bir de şöyle bir yöntem var. A eşittir. Bu tabii çok ileriki bir konu aslında. Class konusuyla biraz alakalı ama çok detaylı girmeyeceğim. Zaten bu şekilde kullanmayacağız. New string diyerek bunun içerisine girdiğiniz çift tırnak veya tek tırnakla herhangi bir yazıda bakın string olarak gelecek. Biraz farklı ama bu çok da önemli değil. Bu sadece hani ihtiyacınıza obje olarak aslında bunu biz tanımlıyoruz. Bu önemli değil. Bu kafanızı karıştırmasın. O yüzden bunu siliyorum. Şimdi dördüncü yöntemi birazdan göstereceğim. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Stringler içerisinde toplama nasıl yapılır? İki farklı stringi nasıl toplayabilirsiniz? Mesela A eşittir test demiştik. Hatta şunu var A olsun. Buraya da mesela var b eşittir. Diyelim ki merhaba. Şimdi ben bu iki string'i toplamak istiyorum. Ne yapıyorum? A artı b diyebilirim. Yazdıralım. Test merhaba birleşik olarak yazdı. Ama ben mesela bunların ikisine boşluk koymak istiyorum. Şöyle bir şey diyebilirim. A artı bir boşluk koyup tekrar artı yapıp b diyebilirim. Yazdığım anda test boşluk merhaba oldu. Yani bu şekilde aslında string'ler arasında artı ile toplama yapabiliyorum. Bu arada şunu karıştırmayın. Şimdi toplama deyince bazen akla gelebilir. Siz string olan bir ile bir sayı ama string olan bir sayı ile string olan başka bir sayı toplarsanız bu bazen karşınıza çıkıyor çünkü. Bunu string olarak sonucunu elde edersiniz. Aslında program gelip 1 ve 2 toplayıp 12 yazdı. Çünkü bu bir yazı. Bunu bir sayı olarak değerlendirmedi. Eğer siz gelip buraya mesela 1 artı 2 yazsaydınız direkt olarak bunu 3 derdi toplama yapardı. Ki buna daha sonra geleceğiz. Bu operatörlere. Fakat stringleri topladığınız zaman normal bir matematiksel toplam yapılmıyor tabii ki. Sadece birleştirme işlemi uygulanıyor. Peki bunu yapmaktan daha efektif bir yöntem yok mu? Yani biz bu mesela ben diyelim ki test ve merhaba arasında boşluk koyacağım. Ve ben illa böyle boşluk mu yapmam gerekiyor? Hayır. Bunun için üçüncü bir yöntem var. Az önce aslında dördüncü yöntem diye bahsetmiştim az önce. Bu biraz yeni bir yöntem. Çok JavaScript'in eski yıllarında çok yoktu ama sonradan eklendi. ECMAScript ile ama onu şu an bilmiyorsunuz. O yüzden çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. O da şu şekilde. Var C diyelim mesela. Ve bu C'yi konsola yazdıracağım. Toplama işlemini C'ye göre yapacağım. Şimdi bu işaret şu şekilde yapılıyor. Alt GR artı virgüle iki kere tıkladığınız zaman alt GR artı iki kere virgüle bastığınız zaman şöyle bir işaret oluyor. Türkçe klavye olması gerekiyor tabii ki. Bunu yaptığınız zaman şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Dolar işareti koyup bildiğimiz süslü parantez açıp kapattığınız zaman bu araya kod yazabiliyorsunuz. Ya sadece bir değişken başka bir şey değil. Kod yazabiliyorsunuz bildiğimiz. Bakın şu an string'in içerisindeyim ama string'in içerisinde kod yazabiliyorum. Ben mesela buraya A'yı yazabilirim. Yani bu şu anda bana A değişkenini tutacak burası. Yani testi tutacak. Sonra bir tane boşluk bırakırım ve tekrar dolu işareti koyup süslü parantez açıp kapatıp B yazabilirim. Bu şekilde aslında bakın ikisini toplamış oldum ve artı artı falan diye uğraşmış olmadım. Çok daha uzun bir string olabilirdi. Çok daha fazla string'i toplamam gerekebilirdi. Fakat buna gerek kalmadı çünkü bu yöntem çok sık kullanacağımız bir yöntem bu. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Yani bu şekilde aslında istediğim kadar. Ben mesela buraya tekrar yazı yazmaya devam edebilirim. Normal yazı bu aslında. Buraya test 2 yazalım. Daha sonra tekrar mesela
İşte 3 artı 5 diyelim. Buraya mesela 8 yazmasını istiyorum diyelim ki. Ve tekrar da test 3 yazayım. Ve bunu yazdırdığım anda bakın bunun içerisinde kod yazıyorum bayağı. 3 artı 5 sonuçta normalde çalıştırılmayacak. Yani string'in içerisinde yazsam çalıştırılmayacak bir kod. Aynı 3 artı 5 şeklinde kalır. Fakat ben bunu bu şekilde aslında bir kod satına döndürmeye başardım. Dolar işareti ve süslü parantezleri açarak, açıp kapatarak. Bu şekilde string'leri toplayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle yapalım. Şuraya string toplama diyelim. Şurada şurada kalsın. Tamam, şimdi gelelim string'lerin belirli parçasını alma yazacağım buraya. Ne demek istediğimi şöyle daha iyi anlatabilirim. Ben mesela elimde tekrar A yapıyorum. Test denilen bir değişkenim var. Ve ben bu değişkenimin ilk karakterini veya belki son karakterini yani veya ikinci karakterini belli bir karakterini almak istiyorum. Nasıl yapıyorum? Console.log'un içerisine yazacağım kodu. Bunu şu şekilde yapabilirim. Aslında bunun iki yöntemi var. İlk yöntemi A yazıp yani değişkenin ismini yazıp kapalı parantez açıp kapatıp buraya kaçıncı karakter aldığımı yazmam gerekiyor. Fakat burada bilmeniz gereken bir şey var. Yazılımda her zaman sayma sıfırdan başlar. Birden başlamaz. Yani siz şu ilk elemanı almak istiyorsanız buraya sıfır yazmanız gerekir. Bu bütün programlamada böyledir. Hani sıfırdan başlar her zaman. Aklınızda olsun. Aslında şu gördüğünüz T harfi sıfırıncı elemandır. E harfi 1, S harfi 2, sondaki T harfi ise üçüncü elemandır. Yani ben ilk harfi almak istiyorsam sıfır yazmam gerekiyor. Bu şekilde kapalı parantez içerisinde yazdığım index ki bu index diye geçer. Bunu da yazayım hatta şuraya. İndeks diye geçer. Sıfırıncı indeks, birinci indeks şeklinde. Ben buraya bir indeks veriyorum ve sıfırıncı indeks vermek istedim. Yazdırdığım anda konsola T sonucunu alıyorum. Mesela ikincisini yazdıralım. İkincisi hangisi? Sıfır. T birincisi. S ikincisi. Yazdım. S sonucunu aldım. Peki mesela indeks dışında yani beşinciyi falan yazdırsaydım. Şu an beşinci indeks var mı bunun içerisinde? Yok. Undefined alırım. Yani aslında boş gibi bir şey alıyorum. Bahsettiğim bir önceki videoda. Konsolu temizliyorum CTRL-L ile. Kalabalık olması açısından. Şu şöyle sıfırıncı olarak kalsın. Bu birinci yöntemdi. Şimdi ikinci yöntem ise şu şekilde. Console.log diyeceğim. A nokta char at diyorsunuz. A'sı büyük. Lütfen büyük küçük harflere dikkat edin çünkü duyarlılık var. Parantez açıyorum. Bu bir fonksiyon ama daha fonksiyonları görmedik. Ve buraya kaçıncı karaktere yani aslında indeks veriyorum. Az önce şurada parantez içerisinde verdiğim gibi. Ya yani ben mesela sıfırıncı istiyorsam sıfırıncı yazabilirim. Şunu bordo yorum satırına alayım. Sıfırıncı yazdım. T'yi aldım. Mesela birinciyi yazayım. E sonucunu alıyorum. Bu şekilde string'lerin belli bir parçasını. Belli parçası değil aslında. Belli bir karakterini almayı diyeyim. Ve string'lerin şu şekilde yapalım. Hatta bunu sonra anlatırız. Yani belli parçasını almayı da birazdan anlatacağım. Şimdi geliyorum. index belirli bir karakterin indeksini bulma. Örneğin ben buradaki E harfi yani benim bir string'im var. Mesela merhaba dünya diyelim. Ve ben buradaki R harfinin indeksini almak istiyorum ama ben bilmiyorum ya. Bana bir yerden geldi bu input ve ben bunun indeksini istiyorum. Ne yapabilirim? Console.log A nokta index of dersem bunun içerisinde mesela E'yi verdim. Ben R'yi vereyim öncelikle. R'yi verdiğim anda bana 2 sonucunu döndürdü. Yani 0, 1 ve 2. İkinci indekste R olduğunu söyledi ki bu doğru. Peki benim string'imin içerisinde bu karakterden birden fazla varsa mesela A. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane A var. Hangisini döndürecek index of modülü? Metodu. Yazdığım anda 4 sonucunu döndürüyor. İlkini döndürdü bana. Yani birden fazla A olması önemli değil. İlk bulduğu A'yı döndürür bize. Bakın zaten burada 0, 1, 2, 3, 4. İlk A burada. Sonrası 5, 6. da boşluk da bu arada indeks olarak sayılıyor. 7.si burası. 8, 9, 10, 11, 12. indekste sonuncusu. Ama peki ben bunu almak istemiyorum. 4. indekstekini almak istemiyorum. Ben bunu atlamak istiyorum. Mesela diyelim ki 6. indekstekini almak istiyorum. Şimdi bu index of modülü bir parametre daha alabiliyor. Bu tamamen opsiyonel. Vermeseniz de olur. Ki vermezseniz bunu sıfır olarak alıyor. Yani aslında buraya otomatik olarak sıfır koyuyor. Siz burada nereden başlayarak indeks bulmasını istediğinizi söyleyebilirsiniz. Mesela ben derim ki 2, 3, 4, 5. indeksten başla diyebilirim. 5. indeks dahil bu arada. Yani eğer şu 5. indekste A harfi olsa bunu da verirdi. 5'ten başlayarak bana A harfini bul diyorum. Ve bana 6 sonucunu döndürdü. Çünkü 6. indekste şurada 5. indeksten hemen sonra bir A harfi vardı. Peki ben en son A harfini bulmak istiyorsam ne yapacağım? Bunun için de bir metot daha var. O da console.log
A nokta last index of metodu. Bu arada şunu söylemeyi de hani unutmayayım. Bunun içerisinde tek bir karakter girmeniz gerekiyor. Bu iki metodun da içerisine. Çünkü belli bir karakterin indeksini arıyorsunuz. Yani bir kelime girmeniz çok saçma olur zaten. Bir kelimenin indeksi yok burada. Çünkü karakterleri biz bölüyoruz. Yine A'ya bakıyorum. Bunu sonra göstereyim. Önce bir yazdırayım. En son A harfinin 12. indekste yani burada olduğunu bana döndürdü aslında şu anda. Burada da aynı şekilde yani başlangıçta şu 5 vermiştik yani 5. indeksten daha indeksten itibaren ara diye. Burada kaçıncı indekse kadar arayacağını verebiliyoruz. Mesela diyelim ki 12. indekse ben dersem 11. indekse kadar ara. 0'dan 11'e kadar arayacak burada. Dolayısıyla bana 12 dönmeyecek artık. Çünkü 11'e kadar arayacak. Ve bana 6 sonucunu dönecek. Çünkü 0 ile 11 arasında herhalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu merhaba dün ve Y harfi içerisinde arayacak. En son A harfi de 6. indeksli olduğu için bana bunu döndürdü. Aslında last index of metodu da bu şekilde. Evet, bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Stringlerle alakalı ikinci bir video gelecek ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.